Herkese merhabalar ben Nurak Aydın. Bugün Clash of Clans'da çok çok ciddi bir güncelleme haberi var. Bu güncelleme haberi oyunu epey bir değiştirecek. Hazırsanız hızlı bir şekilde ordunuzu geliştirmenin yollarını paylaşacağız. Clash of Clans'da şöyle bir değişiklik var. Artık farklı bir ekranda ara yüzde bunu yapabiliyoruz ve nasıl yapacağımızı gösterelim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi army kısmında normal ordunuzun ne olduğunu görebiliyorsunuz ve train troops'a yani 18 kısmına geldiğinizde burada bütün askerleri görebiliyorsunuz açık olan. Ve buradan düzenlediğiniz bütün askerleri dilediğiniz sıraya göre düzenleyebiliyorsunuz. Yani örnek mesela şöyle verelim. 10 tane barbar bastığınız bu barbarı daha öne sürükleyerek bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde ilk başta barbarın gelişmesini sağlıyorsunuz. Ve daha sonra işte laftasını geriye doğru çekerekten laftasını daha sonra gelişmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama 220'ye 440 yazıyor. Bu da demek oluyor ki bundan sonraki ordunuzun da ne olacağını dilerseniz şimdiden belirleyebiliyorsunuz. Ve şöyle de bir güzelliği var ki neyi daha sonra geliştireceği kısmını askerin üzerindeki hafif kırmızılıktan anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde de bundan sonraki ordunuzu şimdiden hazırlayabiliyor ve ilk savaşa gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla tek bir ordu değil iki tane ordu hazırlıyorsunuz fakat bunlar bundan sonraki savaşta geliyor. Ve şu anki kısımda halihazırda eğitime devam ederekten bekliyor. İksir kısmına gelecek olursak aslında bakarsanız normal grup eğitimi ile arasında hiçbir fark yok. Bütün hepsini yine daha önce yaptığınız gibi yapabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Ve burada daha sonradan gelişecek olan büyüleri dahi belirleyebiliyorsunuz. Ve istediğinizin yerini dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İki tane aynı büyü yan yana olursa bunlar tek sıraya gelirken farklı gruplarda da birleştirebiliyorsunuz. Ve işin artık dilerseniz en eğlenceli yerine gelelim. O da hızlı eğitim kısmı. Artık üç tane grup oluşturabiliyorsunuz ve bunları dilediğiniz gibi grup şeklinde basabiliyorsunuz. Tekrar tekrar basmanıza gerek olmuyor. En yukarıda daha önceki ordunuz var. Daha önceki ordunuzu direkt aynı şekilde basabiliyorsunuz. Fakat buna ek olarak yeni bir tane ordu düzeni oluşturup buradan dilediğiniz orduyu hemen kaydedebiliyorsunuz. Ve bu ordu aşağıda ortalama ne kadar sürede sahip olduğu, işte ne kadar maliyeti olduğu, ne kadar iksir ve kara iksirle ile karşınıza çıkacağını gözüyor. Ve burada işte örnek vereyim. Go Vive, ne bileyim Pekka, ne bileyim Barç gibi farklı... Ee, ordu gruplarında düzenleyebilir, dilediğiniz gibi gidip bunu silebiliyor, basabiliyor, düzenleyebiliyor ya da maliyetiyle eğitebiliyorsunuz. Sizce nasıl olmuş? Oyunda neleri değiştirir? Bunları hemen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Buna ek olarak bir şey daha göstermek gerekiyor ki şu an mesela gördüğünüz grupta, şu gördüğünüz kışların içerisinde henüz gördüğünüz gibi ejderha yok. Fakat ejderhanın bir tanesini açtıktan sonra ejderhanın eğitim süresi Diğerlerinin de eğitim süresi açıldığında yani artık gördüğünüz gibi mesela 12 dakikada bir tane ejderi eğitiyorsa diğerlerinde de ejdera eğitilebilmeye başlandığında süre giderek azalıyor. Yani tek bir tane askeri birden fazla barakayla kışlayla rahat bir şekilde basabiliyorsunuz ve bir tane askeri artık eğitmek daha önce oranla çok daha fazla. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Sizce olumlu mu olumsuz mu faydası olacak? Ya yani faydası mı olacak? Zararı mı olacak? Bunu bizimle paylaşın. Genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerimiz ibaret Yeni bilgilerde görüşmek üzere. Bay bay.